Katı TV'den herkese iyi haftalar. Haftalık gelişmelerin yer aldığı haber programımıza hoş geldiniz. Üniversitemiz TÜBİTAK 3005 Sosyal ve Beşeri Bilimler'de Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programı'ndan ilk kez destek aldı. Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyelerinden Doktor Öğretim Üyesi Suna Ersavaş Kavanoz'un yerel diploması faaliyetleri ve yerel diploması alanının kullanımına ilişkin yeni bir strateji önerisi geliştirilmesi başlıklı projesi TÜBİTAK kapsamında desteklendi. Üniversitemiz öğretim elemanlarından araştırma görevlisi Ural Akıncıoğlu'nun projesi TÜBİTAK 1002 programı kapsamında desteklendi. Üniversitemiz Of Teknoloji Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarından araştırma görevlisi Ural Akıncıoğlu'nun projesi TÜBİTAK 1002 program kapsamında desteklendi. Projesi desteklenen akademisyenimizi ve proje ekibini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Katı Farabi Hastanesi Başhekimliğimizi ziyaret etti. Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Yıldız ve Avrasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yavuz Özoran, Ömer Yıldız'ın yaşam öyküsünü içeren kitabı Katı Farabi Hastanesi Başhekimimiz Profesör Doktor Celal Tekinbaş'a takdim ettiler. 10 milyonda iç kişide görülen hastalığa yakalanan Kırgız genç, Katı Farabi Hastanesi'nde başarıyla tamamlanan tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Kırgızistan'da 10 milyonda 3 kişide görülen hipereozinofilik sendrom hastalığı nedeniyle zor günler geçiren 16 yaşındaki hasta, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde başarıyla tamamlanan tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Болезнь проходила тяжело. В некоторые моменты было тяжело дышать уже. А так я рад, что сюда приехал, меня вылечили, все. Все осталось позади. Я этому рад и благодарен. Ağır geçiyordu çok hastalığı, bazen nefes alamıyordu. Ve buraya geldiği için çok mutlu. Herkese teşekkür ediyorum. Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde Hematoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Sönmez'in yönetiminde yapılan tetkik ve kontrollerde Abdimalikov'un hematoloji biliminde ortalama 10 milyonda 3 kişide görülen hipereozinofilik sendromu hastalığına yakalandığı belirlendi. Hemen tedavisine başlanan ve yaşadığı rahatsızlıklardan kurtulan Abdimalikov sağlığına kavuşarak taburcu edildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi Alanı'nda coşkulu bir kutlama gerçekleşti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Sinem Çol ve Öğretim Görevlisi Zeynep Yahyaoğlu'nun düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi Alanı'nda gerçekleşen oyun şenliğinde 1000 çocuk ve öğrencilerimizden oluşan 70 kişilik gönüllü ekibimizin kurduğu büyük çemberlerde coşkulu bir kutlama gerçekleşti. Süreçte merkez okulların yanı sıra Arsin, Araklı, Sürmene gibi ilçelerden ve çevre köylerden gelen çocuklarımız da çemberde yerlerini aldılar. Bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.